Galatasaray'da scoutların yeni keşfi İsaksen ve Biuk. Son olarak scout transferi olarak Danimarka'dan Mathias Ross'u getiren sarı kırmızılarda iki sürpriz isim daha gündeme geldi. Galatasaray scout ekibinin Gustav İsaksen ve Stipe'ı gözlem altına alacağı ifade edildi. Sarı kırmızıların İskandinav ülkelerini izlemeye alan scout ekibi notlar tutuyor. Raporların en kısa sürede teknik direktör Okan Burak'a sunulacağı da öğrenildi. Haftalarca peşinden koşulan Evander'in Midtjylland'dan takım arkadaşı Gustav İsaksen ile uzun süredir izlenen Stipe Biuk'u gözlem altına alacağı öğrenildi. Bu iki oyuncu dışında Galatasaray'ın scoutlarının iki takımın pek çok oyuncusu hakkında istatistik toplayacağı da öne sürüldü. Hem Danimarkalı Gustav İsaksen hem de Hırvat Stipe Biuk'un izlenmeye devam edileceği bu iki oyuncu hakkında kapsamlı yeni raporların hazırlanmasının gündemde olduğu öğrenildi. 21 yaşındaki Gustav İsaksen sağ ve sol kanatta, 19 yaşındaki Stipe Biuk ise sol kanat ile orta sahanın solunda forma giyiyor. 21 yaşında ve 1.76 boyunda olan Gustav İsaksen'in piyasa değeri yaklaşık 4 milyon euro civarında. Yıldız oyuncunun futbol stili Lionel Messi'ye benzetiliyor. İsaksen Danimarka U21 takımının formasını 14 kez giydi. Potansiyeli yüksek bir sağ açık. Sol bekte hedef Matthias Viña. Patrick Van Aanholt'un yerine bir sol bek takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray'ın yaz transfer döneminin son anlarında kadrosuna katmak adına temaslarda bulunduğu Roma'dan Matthias Viña için Ocak ayında yeniden devreye girebileceği belirtildi. Yaz transfer dönemi kapanmış olsa da Galatasaray'da Patrick Van Aanholt'un yerine bir sol bek takviyesi için çalışmalar sürüyor. Milan'dan Fode Ballo-Toure için yeniden devreye girebileceği belirtilen Galatasaray'ın hedefinde yer alan isimlerden biri de Roma'dan Matthias Viña. İtalyan basınından Daily News 24 yaz transfer döneminin son bölümünde sol bek takviyesi için görüşmeler yapan Galatasaray'ın Roma ile de Matthias Viña konusunda temaslarda bulunduğunu belirtti. Galatasaray oyuncunun transferi adına son ana kadar görüşmelerini sürdürse de teklifin yeterli olmaması nedeniyle anlaşma gerçekleşmemişti. İtalyan sitesi Galatasaray'ın Viña için Ocak ayında temaslarını sürdürebileceğini ifade ediyor. Van Aanholt'un performansından memnun olunmaması da Galatasaray'ı devre arasında bir sol bek takviyesi yapmaya itecek gibi görünüyor. Nantes, Mustafa Muhammed'in bonservisini alıyor. Fransız kulübü kiralık olarak kadrosuna kattığı Mustafa Muhammed'in bonservisini almayı düşünüyor. Galatasaray'ın kadroda düşünmediği oyunculardan Mustafa Muhammed sezon başında Fransa'nın Nantes takımına satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı. Mısırlı forvet kısa sürede takımının vazgeçilmez oyuncularından biri oldu. Nantes ile 11 maça çıkan Mustafa Muhammed 3 gol atarken 2 de asist yaptı. Habertürk'ün haberine göre Fransız takımı potansiyeli ve yaşının genç olması nedeniyle Mustafa Muhammed'in bonservisini almayı düşünüyor. Galatasaray bu durumda 5.700.000 euro kazanacak. Yusuf Demir'de son dakika gelişmesi. Transfer sezonunda Avusturya Viyen'den 6 milyon euroya satın alınmasına karşın yerli statüsünde oynayamayan Yusuf Demir'de flaş bir gelişme yaşandı. 19 yaşındaki orta saha için harekete geçen Galatasaray yönetimi TFF'ye başvurmaya hazırlanırken yetenekli futbolcu hakkında Ilgaz Çınar'ın verdiği bilgiler sarı kırmızılı camiada heyecan yarattı. Süper Lig'de 7 haftada 16 puan toplayarak şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olduğunu gösteren Galatasaray'da Yusuf Demir için girişimlere başlandı. Avusturya Viyen'den 6 milyon euroya alınmasına rağmen yerli statüsünde oynayamayan Yusuf'ta çıkış formülünü bulan Erden Timur'un harekete geçmeye hazırlandığı öğrenilirken yıldız futbolcuda son sözü TFF'nin vereceği aktarıldı. Yusuf Demir'in yerli kontenjanından oynaması için atağa kalkan Galatasaray yönetimiyle ilgili Ilgaz Çınar'ın sarf ettiği sözler camiada heyecan yarattı. Galatasaray'ın son maçının kritiğini yapan Çınar, Yusuf Demir konusuna da değinirken ünlü yorumcunun mavi kart ifadeleri oldukça dikkat topladı. İşte Ilgaz Çınar'ın o açıklamaları. Galatasaray Yusuf Demir için bence girişimlerde bulunacak. Bunu anayasal hak üzerinden TFF'ye karşı bir hamlede bulunarak yapacak. Sarı kırmızılı yönetim oyuncu için belirli bir mavi kart üzerinden TC pasaportu olmadan Yusuf Demir'i yerli statüsünde oynatacak. Galatasaray'da Leo Dubois sevinci. Cimbom'a liderliği getiren golü yaratan isim Leo Dubois, performansı tatmin etmeyen Van Aanholt'tan daha iyi işler yapabileceğini gösterdi. Sol bek için çare olabileceğinin sinyallerini verdi. Konya maçında Galatasaray adına en önemli kazanımlardan birisi Leo Dubois oldu. Patrick Van Aanholt'un görev yaptığı sol bek sezon başından beri takımın yumuşak karnı olarak görülüyordu. Sacha Boye yeşil beyazlılar karşısında sağ bekte son derece etkili bir görüntü çizerken Dubois doğal mevkisi olan buraya değil de sol beke Hollandalı futbolcunun yerine oyuna girdi. Ceza sahasına gönderdiği topla galibiyet golünün hazırlayıcısı olan Dubois bu mevkideki eksikliği giderebileceğini gözler önüne sererek sezonun kalan bölümü için umut aşıladı. Leo Dubois aslen sağ bek oyuncusu olsa da geçmişte sol bek olarak oynamışlığı da bulunuyor. Lyon formasıyla 4 maçta, Nantes formasıyla ise 9 karşılaşmada sol bek olarak görev yapmıştı. Rıdvan Dilmen'den bomba sözler. Spor Toto Süper Lig'de hız kesmeyen Galatasaray sezonun 7. haftasında Konyaspor'u Nef Arena Stadı'nda konuk etti. Aslanlar zorlu maçta lider Konyaspor'u yenerek liderlik koltuğunu elinden aldı. Cimbom gelecek Süper Lig maçında 1 Ekim Cumartesi günü saat 20'de Adana Demirspor'a konuk olacak. Galatasaray bu maçı da alarak üst üste 4. galibiyetini elde etmek istiyor. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın aldığı galibiyetle ilgili "Erken atılan gol Galatasaray'ı olumsuz etkiledi. Gomis ve Mertens fizik olarak iyi görünmüyor. Torreira ve Oliveira'ya çok yük bindi. Top rakipteyken Galatasaraylılar orta sahayı bırakmış durumda. Emin kuvvetli olmadığı için bazı pozisyonlar veriyor. Okan Hoca'nın orta saha için genel bir müdahalesi lazım. Galatasaray yıldızlar topluluğu bir takım. Hoca risk aldı, savunmayı sol ayaklı yaptı. Galatasaray'ın vasat geçirdiği ilk 7 haftayı lider kapatması maç fazlasıyla da olsa önemli. İyi oynayarak da kazanacaktır tabii ki. Okan Hoca daha farklı bir teknik adam. Tırnaklarıyla buraya kadar geldi. Galatasaray'da oynayan isimler popüler isimler. Bu oyuncuları yönetirken fizik güçlerini yönetmek lazım. Nelson hiçbir zaman üst düzey bir stoper olmadı. Ortalamanın üstünde. Muslera gelmiş geçmiş en büyük kalecilerden biri. Okan Hoca'nın oyuncu değişikliklerine bakarsak giren oyuncuların fizik kalitesini gördük. Icardi'nin diri olduğunu gördük. Galatasaray'da en önemli gözüken şey fizik. Sezona iyi başlamak büyük kulüpler için önemli. Galatasaray'da iki önemli problem görüyorum. Fizik ve taktik. Bunu da hoca halledecek" ifadelerini kullandı. Galatasaray şimdiden Adana Demirspor maçına odaklandı ve bu maçtan da gollü bir 3 puan istiyor. Peki sizce Galatasaray Adana'yı da yenip üst üste 4. galibiyetini alabilecek mi? Galatasaray kazanır diyenler videoyu beğensin. Kaybeder ya da berabere kalır diyenler yorumlara sebebini ve tahmin ettiği maç skorunu yazabilir.